Sizinle bir de hallupan ve peçetelik montajı yapalım mı? Artema'ya ait bir ürün. Daha önceden yerini belirlemişim. Buraya montajını yapacağım. Bu makineye merak mı ettiniz? Bu makine hala çalışıyor. Onun kartı çatladı. Orası bozuldu. Burası şöyle oldu. Yandı. 12 voltta nasıl çalışır? Makine hala çalışıyor kullanımda. 5 ay şey oldu mu? Şimdi bu parçaların altında setiskur var. Buradaki kapağını çıkarttım kenara koydum. Bakın bunu iki tane bileyle montajlayacağız. Setiskur kısmı da aşağıya bakacak şekilde montajlayacağız ki orası göze gelmesin. Set kurları öncelikle gevşetiyorum. İki tarafta da set kurları mevcut. Bu set kurların karşıya geçtiği de delikler mevcut. Geçmeye de bilir, Çok önemli değil ama ben her zaman olması gerektiği gibi olmasından yanayım. İki taraftaki de delikleri tam karşılattırıyorum. setiskuru sıkıyorum. içine doğru biraz geçiyor. Bu şekilde ben net ölçümü almayı sağlıyorum. Fakat bu taraftaki deliği biraz yamuk dermişler. Biri aşağı bakarken biri yukarı bakıyor. Bunu mecburen orantılayarak sıkıyorum. Yerimi belirledim. Biraz şu derzden aşağıya doğru montaj yapacağım. Bir kalem yardımıyla nerelere delik açacağımı çiziyorum. Çizgilerimi tamamladım. Parçayı oradan çıkartıyorum. Aynı bu şekilde buraları deleceğim. Altılık matka ucum. Doğru Deliklerimizi deldik. Altılık dübelleri içine çakıyorum. Sapsız çekiç burada da devrede. Sapsız olması şart. Düveli iyice yerine oturduktan sonra parçaları üstüne montajlıyorum. Açıkça sıkıyorum, çok değil. İki tarafı da sıktıktan sonra mili ortadan içeriye geçiriyorum. Yani tam karşılaması için. Mil tam karşıladığı zaman oradaki vidaları tamamen sıkıyorum. Daha sonra mili tekrar geriye çıkarttım. Üst kapakların yerine takıyorum. Bunları sağa doğru çevirdiğiniz zaman sıkıyor. Mili de buraya geçirdiğimiz zaman işlemi tamamlıyoruz. Alttaki set skorların sıkılmasını sağlıyorum. İşte havlupanı montaj ettik. Şimdi peçeteliğe geçelim. Peçetelinin altında da göründüğü gibi set skoru var. Bunu da buradan çıkartıyorum. Çıkarttığım zaman arkadaki plastik yerinden çıkıyor. Kendi alyanını poşetin içine koymuşlar. Sola doğru çevirdiğiniz zaman çıkar. Sağa doğru sıkarsınız. Parçayı aldım. Bakın parça simetrik. Gayet güzel. Yani iki taraflı da kullanabilirsiniz. Şaşırma ihtimaliniz yok. Montajlayacağım yerleri belirliyorum. Bakın buradaki su tesisatını ben yaptığım için boruların nereden geçtiğini çok iyi biliyorum. Onun için peçeteli montajlayacağım yeri de çok iyi biliyorum. Çizgilerimi çektim. Matkabımla derdim. Altılık matkabucu. Ben burada tam derz noktalarından deliyorum. İkinci deliğim tam yerinde mi diye tekrar kontrolü sağladım. Kübelleri yerine çakıyorum. Bunun içine biraz kalın vida bir atacağım. Bu diğerini de şimdi sapsız çekiç yardımıyla çaktık. Yerine uygun olacak şekilde iki tane de güzelce sıkıyorum. Daha sonra peçeteli yerine oturtuyorum. Bir asıldım kontrol ettim herhangi bir sıkıntı var mı diye. Yok. Peçeteliği alttan allen yardımıyla sağa doğru sıkıyorum. Anahtarı bir öyle bir böyle kullanıyorum. Artık uygunluk durumu nasılsa. Bu montaj işlemini de tamamladıktan sonra bir de uzaktan görüntüsüne bakalım. İşte bu iş bu kadar. Herkese kolay gelsin. Bu arada oğluma bir gizli gizli göz attım ama bu da bir şeylerin peşinde. Gene kağıttan bir şeyler yapıyor. Sıcak silikonu açmış, çalışıyor. Engel olup problem çıkarmayacağım. Ne istiyorsa yapsın, nasıl istiyorsa öyle yapsın.